Herkese merhaba arkadaşlar Esen Hobi ve Evişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve Evişleri adlı Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Evet Hanımlar ipimden de görüldüğü üzere bugün yine tek renk sıralı çok güzel bir model yapacağız. Ben bu modeli Pinterest'te görmüştüm. E, havlu kenarı olarak kullanabilirsiniz. E, uç danteli, e, çarşaf, pike e, aslında çok amaçlı bir model. Ben bugün kapiçinin notonunda bir ip kullanacağım. İpimin markası Kaplan numarası sanıyorum. 1009'du. Şöyle tekrar bakalım. Evet 1009 numara Kaplan marka. 1009 numara böyle kapiçinin notonunda bir ipim var. Hanımlar tığım 20 numara. Ben şöyle uzunca bir zincir çektim. Modelime başlarken bakın şöyle bir miktar zincir çektim. Evet hanımlar ipimi tığıma dolamadan aşağıdan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 zincir atladım. 11. zincirimin içinden bakın ipimi tığıma dolamadım. Şöyle ilk sırada biraz zorlanıyorum. O 11. zincirimin içinden sık iğne ile kapattım. Böyle küçük bir yuva oluşturdum. 1-2 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aşağıdan 1 2 3 4 zincir atladım. 5. zincirimin içerisinden kapattım. 2 tane yuvam oldu. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aşağıdan 1 2 3 4 zincir atladım. 5. zincirimin içerisinden kapattım. Bakın ipimi tığıma dolamadan yapıyorum. 3 tane yuvam oldu. Hanımlar bu şekilde tam 9 tane yuva yapacağım. Evet hanımlar bakın tam 9 tane bu şekilde yuva yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. İşimi çevirdim. Bakın ilk yuvamın içerisine ipimi tığıma bir kez doladım. Girdim. Önce bir sonra iki sonra iki trabzan yaptım. Bakın 3 zincir çekip dönmüştük. O birinci trabzanım oldu, ikinci trabzanımı yaptım. Burayı tam 10 tane trabzanla dolduracağım bu şekilde. 3. Trabzanlarımı yaparken ipimi tığıma bir kez doluyorum. Yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 4, 5, 6. Bakın aynı yuvamın içerisine yapıyorum hanımlar. 7. 8 9 ilk sırada biraz zorlanabilirsiniz 10 tane trabzan doldurdum Bakın ilk yuvamın içerisine 10 tane trabzan doldurdum. İpimi tığıma dolamadan yandaki yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Buraya tutturmuş oldum. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki Yuvamdan kapattım. 1-2-3-4-5-6 Zincir çektim. Kapattım. Pardon hanımlar. Bakın yanlış oldu. Tutturdum. Bakın 10 tane trabzan. Tekrar başa dönelim. Orayı unutun. Resme bakınca telefonumdan yanlış yaptığımı anladım. Dediğim gibi sizlerle beraber yapacağım. O yüzden kafam karıştı. Bakın unutun orayı. 10 tane trabzan doldurdum burayı. İpimi tığıma dolamadan. Evet yandaki yuvama kapattım. Şimdi ipimi tığıma bir kez doladım. Bakın tekrar söyleyeyim. Karışıklık oldu çünkü. 10 tane ilk yuvamın içerisine 10 tane trabzanla doldurdum. İpimi tığıma dolamadan yandaki yuvaya sık iğne ile tutturdum. Şimdi ipimi tığıma bir kez doladım. Diğer yuvama girdim. Burayı da aynı şekilde 10 tane trabzanla dolduracağım. Bakın birinci trabzanımı yaptım. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Aynı yuvamın içerisine yapıyorum hanımlar. Dördüncü trabzanımı yaptım. Trabzanlarımı yaparken 5 oldu. İpimi tığıma bir kez dolayıp aynı yuvadan girdim. Önce 1 sonra 2 sonraki 6. trabzanımı yaptım. 7. trabzanımı yaptım. 8. trabzanımı yaptım. 9. trabzanımı yaptım. 10 tane trabzan doldurdum bu yuvamın içerisini. Bakın şu anda bu şekildeyiz. Net görünüyor mu? Evet. Şimdi tekrardan ipimi tığıma dolamadan yandaki yuvaya girdim kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bakın yandaki boşluktan girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. Aslında çok kolay bir model hanımlar. 1 2 3 4 5 6 zincir ya çektim. Yandaki yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. En sondaki yuvamın içerisinden kapattım. Evet hanımlar. Kapattım buraya. En sondaki yuvamın içerisine. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim dönerken. Döndüm. Bakın hemen ilk yuvamın içerisinden 6 zincirim 7 zincirimi kapattım. Dönüşlerde 7 zinciri yapıyorum hanımlar burada. Bakın kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki yuvamdan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki yuvamdan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hanımlar bakın aşağıda yuvamın içerisine 10 tane trabzan yapmıştım Buradan sık iğne ile ekleyince bakın buradaki yuvamın şöyle zinciri trabzan oldu. Toplamda 12 oldu. Bir tane bu taraftan kapattım, bir tane bu taraftan. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Şimdi verdiğim sayılarla tam olacak. Yuvamı 10 tane doldurmuştum. Bakın 1 en baştakini de sayıyoruz hanımlar. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncünün içerisinden 6 zincirimi sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın 1-2-3 trabzan atladım. 4. tepesinden kapattım. Buraya tekrardan yuva yapmış oldum. 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. Bakın. Diğer 10 trabzanla doldurduğum noktaya geldim. Buradan yine sayıyorum. 1-2-3 Buradan hanımlar bakın bu köşedeki e, yaptığım trabzanın şöyle söyleyeyim. 1-2-3 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın burada 6 zincir çekip 4. den kapatmıştık. Aralarda yani 3 trabzan atladık. 4. trabzandan kapattık. Burada 3, 2 trabzan atladık. 3. den kapatıyorum. Sondaki dolgumu 1, 2 trabzan atladım. 3. den kapattım. Şimdi burayı neden böyle yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın şu anda bu şekildeyiz. 6 zincir çektim. En sondaki trabzanımın tepesinden girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın bu birinci trabzanım. Bakın buradaki ilk yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Iki, ikinci trabzanımı yaptım. Burayı yine aşağıdaki gibi 10 tane trabzanla dolduracağım. 4 5 6 7 8 9 10 tane tırabzan doldurdum. İpimi tığıma dolamadan bakın hemen yanındaki boşluktan Bakın 10 tane doldurdum. İpimi tığıma dolamadan yandaki boşluktan girdim. Sık iğne ile tutturdum. Şöyle bir bakıyorum modelime. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. Bir tane boşluğum oldu. 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım iki tane boşluğum oldu şimdi ipimi tığıma bir kez doladım yandaki boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir tane trabzan yaptım bakın hanımlar buradaki bakın buradaki yuvamdan bakın şuradaki şu üç trabzan ipimi dolayıp yuvama girdiğim zaman trabzan oluyor bakın bunu saymadan 10 tane trabzan dolduruyorum. Bakın bir tane doldurdum. Tekrar yapayım. Tutturdum. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki bir tane trabzan yaptım. Burayı yine aynı şekilde trabzanlarla dolduruyorum. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce bir sonra iki sonra iki yapıyorum. Trabzanlarımı yaparken. 3 tane trabzanım oldu. 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan doldurdum burayı bakın şimdi ipimi tığıma dolamadan yandaki yuvama girdim kapattım. Bakın kapatınca burada da bir trabzan oldu. 10 tane de içine doldurduk. Bir tane de bu tarafta oldu. 12 trabzan olmuş oluyor hanımlar. Ben yuvanın içerisine 10 tane dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Kapattım. Bakın hanımlar şöyle 6 zincir çekip kapatıp sıra sonuna kadar yapalım. Aynı şekilde. Dönüşte 7 zincir çekiyorum. Şuraya kadar gelelim. Hep beraber devam edelim. Evet hanımlar bakın. Geldim bu tarafa. 7 zincir çektim döndüm. Burada dönüşlerde 7 zincir çekip dönerseniz. Buradaki boşluğunuz birazcık daha geniş olur. Kasmaz 6 zincirle dönmeyin. 7 zincir iyi oluyor. Bakın 6 zincir çektim. Her yuvama birer kez sık iğne ile kapattım geldim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın buradan 1, 2, 3, trabzan atladım dördüncüden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 2 3 trabzan atladım dördüncünün içerisinden girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın yuvama girdim kapattım şu an işimizde bu durumda hanımlar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım Bakın bu köşedeki dolgumu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 trabzan atladım. Üçüncünün içerisinden kapattım. Köşeyi böyle yapıyorum hem kasmasın hem de e, bu dönüşlerdeki dolgularımız daha düzgün duruyor bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın 1 2 trabzan atladım 3. tepesinden girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim en sondaki trabzanımın tepesinden kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hanımlar bu birinci trabzanım oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, iki, sonraki ikinci Iki, trabzanımı yaptım. 3, 4, her boşluğu 10 tane trabzanla dolduruyorum hanımlar. 5, 6, 7, 8. 9 10 tane trabzan doldurdum. İpimi tığıma dolamadan hemen yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın kapattım. Bir tane dolgum oldu. 6 zincir çektim, kapattım. 2 tane dolgu dedim. Pardon, boşluğum oldu. 2 tane boşluğum oldu. Bakın şu an bu şekildeyiz. Devam ediyorum. 6 zincir çektim bakın 3 tane boşluğum oldu 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 tane boşluğum oldu şimdi ipimi tığıma bir kez doladım bakın yuvamdan girdim bakın, şuradaki trabzan yapmıştım aşağıya dolgu yapmıştım hemen onun şurada üstündeki bakın dört tane boşluk olduğunu e, oluyor sayarsanız tam denk gelecektir şimdi ipimi tığıma bir kez doladım yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki birinci trabzan yaptım iki üç dört beş 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptım. İpimi tığıma dolamadan hemen yandaki yuvaya girdim. Kapattım. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Bu şekilde çok net belli oluyor. Model, modelimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı hanımlar. Şimdi aynı şekilde bakın 6 zincir çekip devam edeceğim 5 6 tane zincir çektim kapattım Aslında durdurmadan devam edelim daha iyi anlaşılsın 1 2 3 4 5 6 zincir çekip bakın her dolu boşluğun içerisine sık iğneyle ile tutturuyorum köşede dönüşte 7 tane zincir çektim çevirdim işimi hemen ilk yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvamdan kapattım. 1 çıktı tığımda. Şöyle tekrar alalım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın aşağıdan en baştakini de hanımlar. 1 2 3 trabzan atladım dördüncüden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aşağıdan 1 2 3 trabzan atladım dördüncüden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın buradaki hemen boşluktan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki boşluktan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hanımlar. Bakın buradan 1 2 trabzan atladım. 3üncünün içerisinden tepesinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 trabzan atladım. 3'üncünün tepesinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. En sondaki trabzanımın tepesinden kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bu birinci trabzanım oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın hemen ilk yuvamdan girdim. İkinci trabzanımı yaptım. Burayı 10 tane 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan doldurdum. Yandaki boşluğa bakın ipimi tığıma dolamadan yandaki boşluktan sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki vadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuva'dan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuva'dan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 boşluğum oldu. 6 zincir çektim. Yandaki yuva'dan kapattım. 5 boşluğum oldu. 6 zincir çektim yandaki vadan kapattım 6 tane boşluğum oldu şimdi burada ipimi tığıma bir kez dolayıp yandaki boşluğa girdim önce bir sonra 2 sonra 2 bir trabzan yaptım 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 tane trabzan doldurdum İpimi tığıma dolamadan hemen yandaki yuvama girdim kapattım tutturdum buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvamdan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim en sondaki yuvama kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim işimi çevirdim ilk yuvamdan girdim 7 zincirimi kapattım sık iğne ile 6 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın dolgulu yerdeyim 1 2 3 trabzan atladım dördüncünün tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 2 3 trabzan atladım dördüncüden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hemen yandaki boşluktan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, kapattım. İnşallah kameradan çıkmadım. Şu an işimizin ters tarafındayız hanımlar. 6 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, yandaki boşluktan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki boşluktan kapattım bakın hanımlar şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın burada bir e, eksiltme yapacağız 6 zincir çektim bakın 1 2 trabzan atladım 3. içerisinden girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 2 trabzan atladım 3.den kapattım Devam etmiyorum hanımlar. Bakın burada yarıda bıraktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim işimi. Bu birinci trabzanım oldu. Bu arada modelimizde bakın şöyle koysam daha net belli olacak sanırım. Bakın böyle 4 tane şöyle sayarsanız 4 tane dolgumuz oldu. Bu taraftan da bu taraftan da. Bakın 4 bu tarafta 4 de bu tarafta dolgumuz oldu model çok güzel ben çok beğendim yapması da çok zevkli bakın burada tekrardan 6 zincir çekip kapatmadım yani dolgumun üzerine şuradan bakın şuradan göstereyim şöyle ortasında döndüm hanımlar 3 zincir çektim birinci trabzanım oldu şimdi burayı 10 tane trabzan dolduracağım yine 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan doldurdum. İpimi tığıma dolamadan yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım yandaki yuvadan 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki yuvadan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki yuvadan kapattım bakın hanımlar buraya dikkat edin şu aradaki boşlukları sayarsak tam denk gelecek zaten bakın 1 2 3 4 5 6 tane boşluğum oldu şimdi ipimi tığıma bir kez doladım bakın aşağıdaki dolgumun ortasındaki yuvadan girdim hanımlar bakın buradan Bakın yukarı doğru çıkarken şu aşağıda dört dolgumuzu buraya yapmıştık. Şimdi bunu buraya yapıyoruz hanımlar. İpimi tığıma bakın. Arada tekrar söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 tane boşluğum oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1 sonra 2 sonraki 1 2 burayı yine 10 tane trabzanla dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzan doldurdum. Bakın ipimi tığıma dolamadan yandaki yuvamdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yandaki yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim en baştaki yuvamdan kapattım sıra sonuna geldim 2 tane böyle bakın boşluğum var burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim hemen ilk yuvamdan 7 zincirimi sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki yuvamdan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın aşağıdan 1 2 3 trabzan atladım dördüncünün tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 2 3 trabzan atladım dördüncü trabzanımın tepesinden kapattım 6 zincir çektim bakın hemen buradaki yuvamdan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5, 6 zincir çektim, yandaki vadan kapattım. Bakın burada hanımlar dikkat ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şimdi eksiltme yaptığımız için 1, 2 tırabzan atladım, üçüncünün tepesinden kapattım. İlerlemiyorum hanımlar, bakın burada. Buradaki sıramda da ilerlemiyorum. Burada bakın, iki tane yapmıştık, burada bir tane. 1 tekrar göstereyim isterseniz şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın buradaki dolgulu kısımdan sayıyorum 1 2 trabzan atladım üçüncünün tepesinden kapattım 1 2 3 zincir çektim çevirdim hanımlar eksiltme yapıyoruz bu birinci trabzanım ilk yuvam içerisine 2 10 tane tırabzan dolduruyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan doldurdum. Şu an bakın bu şekildeyiz. Şöyle kameram odaklasın. Evet. Bakın net görünüyor aşağıda. Şu an bu durumdayız. Elimde çok belli olmuyor galiba. Evet devam ediyorum hanımlar. Bakın. İpimi tığıma dolamadan yandaki yuvaya girdim. Tutturdum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim yandaki yuvadan kapattım 6 zincir çektim yandaki yuvadan kapattım şöyle bir modelime bakmak istiyorum Evet hanımlar bakın kapattım burada 1 2 3 4 tane yuvan var bakın şurayı sayarsanız 1 2 Şuradaki boşlukları 3 4 tane yuvam oldu yani buradaki dolguyu nereye yapacağınızı buradaki yuvaları sayarsak daha net belli oluyor. Zaten böyle bir kaç dilim yaptıktan sonra eliniz de alışacaktır. Bakın şimdi burada ipimi tığıma bir kez doladım. Buradaki bakın ipimi dört tane yuvam oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Buradaki yuvamdan girdim. Önce bir sonra iki sonraki bir iki burayı on tane trabzanla dolduruyorum. Üç dört beş 6 7 8 9 10 tane tırabzan doldurdum. İpimi tığıma dolamadan hemen yandaki boşluktan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çevirdim hemen ilk yuvamın içerisinden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki yuvamdan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın bir dolgulu kısma geldim 1 2 3 trabzan atladım dördüncüden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aşağıdan 1 2 3 trabzan atladım dördüncünün tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvamdan bakın buradaki yuvamdan girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki boşluktan kapattım 6 zincir çektim yandaki boşluktan kapattım 6 zincir çektim yandaki boşluktan kapattım bakın dolgulu kısma geldim 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 trabzan atladım üçüncünün tepesinden girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim döndüm bu birinci trabzanım oldu Bakın burayı aynı şekilde 10 tane trabzan dolduruyorum aşağıdaki gibi 9 <laughs> ve 10. Aslında modelimiz çıktı. Dantel bilen hanımlar aslında devam edebilir. Ben sadece resimden bu kadarına e, bakarak çıkarmıştım. Daha doğrusu şuraya kadar. Daha sonrasını bakmadan yapabildim hanımlar. Siz de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın 10 tane doldurdum. İpimi tığıma dolamadan hemen ilk boşluktan kapattım. 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. Yanda küvadan kapattım. Bir tane boşluğum oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. Bakın iki tane böyle yuva ya yani yuva boşluk adını ne derseniz İki e, iki tane böyle boşluk oluşturdum. Şimdi ipimi tığıma bir kez doladım. Şöyle göstereyim sanıyorum kameradan çıktı. Bakın iki tane boşluğum var. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın hemen yandaki boşluktan girdim. Buraya bir, 10 tane trabzan doldurup devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptım hemen yandaki yuvaya ipimi tığıma dolamadan sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. 6 zincir çektim, diğer boşluktan kapattım. 6 zincir çektim, diğer boşluktan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. 7 zincir çektim, çevirdim işime. Hemen ilk boşluğumdan kapattım. 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. 6 zincir çektim. Kapattım diğer boşluktan. 6 zincir çektim. Boşluktan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın dolgu kısma geldim. 1, 2, 3 trabzan atladım. 4. trabzanımın tepesinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3 trabzan atladım. 4. Den kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şöyle ilk boşluğumdan, bakın şuradaki, yandaki boşluğundan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yandaki boşluktan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın 1 2 trabzan atladım 3. trabzanımın tepesinden kapattım 1 2 3 zincir çektim çevirdim bu birinci trabzanım oldu Bakın boşluğun içerisine aşağıdaki gibi 10 tane trabzanla dolduruyorum. Biraz hızlı yapıyorum hanımlar. 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan doldurdum. Boşluğuma girdim, kapattım ipimi tığıma dolamadan. Şimdi bakın. İpimi tığıma tekrar doladım. Diğer yuvama girdim. Arada boşluk yok hanımlar. 1 2 10 tane trabzanla dolduruyorum. Göstereceğim size. 3 4 Modelimiz de çıkmış oldu bu şekilde. 5 6 7 8 9 10 tane trabzan 9 10 tane mi oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 10 tane trabzan doldurdum. İpimi tığıma dolamadan yuvamdan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki boşluktan kapattım. Şöyle göstereyim. Modelimizin ilk dilimi. Bakın burada daha net belli oluyor hanımlar. Görüyor musunuz? ilk dilimi çıkmış oldu modelimiz de çıkmış oldu şimdi tekrar buradan artırma yapacağız böyle dilim dilim oluyor böyle çok da güzel bir model ben çok sevdim ee, ben Pinterest'te yapan arkadaş yani oradaki gördüğüm model beyaz da yapmıştı beyazı da çok güzeldi bakın bu şekilde dediğim gibi tek renk havlularınızda kullanacağınız çok şık bir model oluyor 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şimdi diğer sıramı da gösterip ben kamera arkası tamamlayacağım. Bitmiş halini göstereceğim size. Modelimiz çıktı çünkü. 6 zincir çektim. Kapattım. İlerliyorum sıra başıma kadar. 6 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Çevirdim işimi. Hemen ilk yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvamdan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvamdan kapattım. 6 zincir çektim. Kapattım. Yandaki yuvamdan 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın dolgulu yerdeyim. 1, 2, 3 trabzan atladım. Dördüncüden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3 trabzan atladım. Dördüncüden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın hanımlar buraya dikkat edin. Bu taraftan sayıyorum. 1, 2, bakın 6 zincir çektim. Buraya kapattım. Şimdi bu taraftaki dolgumu sayıyorum. 1 2 zincir e, e, pardon, 2 trabzan atladım. 3.'den kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 trabzan atladım. 3.'den kapattım kapattım şimdi çoğaltma yapıyoruz bakın sıra sonuna kadar devam ediyorum 5 6 zincir çektim en sondaki trabzanımın tepesinden kapattım 1 2 3 zincir çektim işimi çevirdim İlk yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonraki bakın iki tane trabzanım oldu 10 tane trabzan dolduruyorum burayı 3 4 5 6 6 7 8 9 10 tane trabzan doldurdum. Bakın hemen hiç ipimi tığıma dolamadan yandaki yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. Bir tane boşluğum oldu. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yandaki yuvadan kapattım. 2 tane boşluğum oldu. İsme baktım bu arada. Bakın, iki tane boşluğum oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın, şimdi çoğaltma yaptığımız için bakın hanımlar, aşağıda ne yaptıysak bakın şuradaki dolgulu kısmın bakın çoğaltırken şuradan, şuradaki boşluktan yapıyoruz. Yine aynı yerden yapıyorum hanımlar. Bakın, aşağıdaki işlemin aynısını yapacağım. Bakın buradan. Bakın iki tane yuvam oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim önce bir, sonra iki, sonraki bir trabzan yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptım. Yandaki boşluğa tutturdum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Kapattım. 6 zincir çektim. Devam ediyorum sıra başına kadar kapattım. 6 zincir çektim. Kapattım. Daha fazla devam etmeyeceğim. Ben kamera arkası devam edeceğim. Şöyle 2 3 dilim yapıp göstereceğim size. Kapattım hanımlar. Bakın modelimiz aslında çıktı. Bakın yani burada yine eğer yapamazsanız baştan videoyu buradan izleyip aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 tane böyle dolguyla çoğaltıyoruz. Bakın bunu da sayarsak ikinci dilimimiz 1 ikinci dolgumuzu yaptık. Böyle 3 4. dolgumuzu yapacağız. Bakın eksiltirken de şu bir tanesi ortada böyle düz gidiyor hanımlar. Bakın 4 tane bu taraftan 1-2-3-4 tane de bu bu tarafta ya yani yukarıda aslında nasıl anlatayım ki size yani belli oluyor ya sanırım anlatabildim aslında bakın 1-2-3-4 dolgu çoğalttık ee, sonra 1-2-3-4 tane dolgu eksiltti hanımlar dediğim gibi modelimiz çıktı siz eğer bu sırayı bu e, dilimi yapamazsanız videoyu tekrar baştan Bakın izleyerek devam edebilirsiniz. Modelimiz çıktı bu şekilde hanımlar. Ben kamera arkası şöyle 2-3 dilim yapayım sonra size bitmiş halini bir göstereyim. Dediğim gibi model amaçlı olduğu için böyle 3 dilim yapacağım. Ben 3 dilim üzerinden anlatıyorum size siz bunu 50 santim havlunuzun boyunca yapıyorsunuz elinizin işine göre tığınızın işine göre bu dilimler değişebilir hanımlar ben daha önce hiç yapmadım bilmiyorum bazı arkadaşlar yazıyorlar ki bu kadar mı? Tabii ki bu kadar havlu kenarı olmaz ben model amaçlı olduğu için bu kadar anlatıyorum kısa bir parça üzerinden ben kamera arkası yapıp dönüyorum hanımlar. Evet hanımlar. Bakın ben kamera arkası şöyle yaptım. Şöyle bir de ılık bir ütü yaptım. Modelimiz böyle şöyle 3 dilim üzerinden anlattığım. Şurada daha net belli oluyor. İplerini de yakmadım bu arada. E, acele oldu biraz. Bakın modelimiz böyle hanımlar. Dediğim gibi ben model amaçlı olduğu için böyle 3 dilim üzerinden anlattım. Siz bunu havlunuzun boyunca 50 cm olana kadar örüyorsunuz. Çok güzel bir model. Ben beyazını yapmıştı arkadaş. Ben kapiçino rengi yapmak istedim. Tek renk havlularınızda çok e, şık duracak bir model. Uçtan teli olur. E, bir de arkadaşın e, şeyleri e, yaptığı modele bakın ben şöyle 1, 2, 3, 4 neden yaptım? O arkadaşınki 3 tane değil. 3 taneydi böyle. Bakın 3 tane artırmıştı. 3 tane de eksiltmişti. Ben bunu biraz daha kalın olsun. Enli olsun diye 4 tane yaptım. Siz daha kal kalın enli olsun diye bu aşağı aşağıda bakın 9 tane yuva ile başladık. E, buradaki yuva sayısını çoğaltıp mesela buradaki boşluğu daha büyük yapabilirsiniz. Enli olsun istiyorsanız gene böyle dört tane e, dolgudan oluşsun ama burası biraz daha kalın olsun diyorsanız buradaki sayıyı bakın 9 tane yuva ile başladık. Siz buradaki yuva yuva sayısını çoğaltıp daha enli e, yapabilirsiniz. isterseniz e, buradaki yuva sayısını küçültüp buradaki dolgu sayısını da azaltıp mesela 3 dolgu üzerinden de yapabilirsiniz. Daha küçük istiyorsanız Böyle hanımlar. Çok amaçlı bir model aslında. Çok da güzel bir model. Ben çok beğendim. Siz de umarım çok beğeneceksiniz. Ee, anlatabildiğim video olmuştur inşallah hanımlar. Böyle yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.